Ben eksik gördüğüm bir şey yok mu? Senin kusurlarını görmüyorum ki. Ama görmen lazım. Aşk böyle bir şey mi? Kusurlarıyla da seviyoruz. Doğru söylüyorsun aslında. Yani. Herhalde seviyorsun. Gerçekten kusurları olan bir insan olsaydın sevmezdim ki seni. İlişkiyi cesur yaşıyorsun, korkusuz yaşıyorsun. Bu da güzel bir şey. Niye korkuyorsun? Bu çok güzel bir şey. Yani sen de kendin eminsin. Seninleyken kaybedebileceğim tek şey sensin. Bir de zaman. Seni kaybetmek için de cesur olmam lazım. İnsanları kaybetmek benim için bir şey değiştirmiyor ilişkimde. Konu sensen her şeyi kaybedebilirim. Hep anı yaşayalım olur mu Gülkan? Hep anı yaşayalım yani yarın düşünmeden. Bugün düşünerek yaşayalım. Hiç yarınla ilgili, ilerleyen zamanlarla alakalı ben plan yapmak istemiyorum. Plansız gitsin. Ben hep seninle yarın düşünerek yaşıyorum. Neden? Yarın seni biraz daha nasıl mutlu edebilirim diye düşünüyorum. Sen beni o kadar çok mutlu ettin ki. Yüzünü nasıl güldürebilirim diye düşünüyorum. Sen bana şunu iddia edemezsin. Kendinin çok sakin olduğunu iddia edemezsin. Bu bir. İkincisi senin dersin çıkışların da var bana karşı. Tamam mı? Ama tabii bunu artı eksiye verirsek benimkiler daha ağır basar. Bunu da kabul ediyorum. Ne zaman yersiz çıkışım oldu sana? Yani senin ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana. Seninle alakalı hep güzel şeyler düşündüğümde, tamam mı? Muhabbetimizde ve sohbetimizde benim normal ses tonum, zaten konuşmalarım hep yüksek sesli çıkar. Ki sen de en alt seviyesinde konuşuyorum ses tonlarımın. Ama sen gene sana karşı benim bağırdığımı, anladın mı? Ve kötü ithamlarda bulunduğumu söylüyorsun. Bugün de aynısını yaptım. Burada da şu anda bundan bahsediyorsun. Benim sana kötü cümlem sadece bir kere sen beni taşıyamazsın olmuştu. Bir ikincisi de sadece kritikte sana Gökhan araya girdiği için ses tonumu yükselttim. Sen gerçekten çok güzel bir adamsın. Gerçekten söylüyorum. Bence mükemmelsin. Belki de sana mükemmelimdir. Sen öyle bir adamsın. Belki de sen olduğun içindir. Olabilir. Öyleyse daha mutlu oldum. Ben herkes olduğun gibi değilim sana. Öyle mi? Aslında ben hiçbir şey bilmiyorum. Hani... Çok farklı. Senin... ben yükselmeni istemiyorum böyle. Çok hani korkuyorum bugün. Ne olursa olsun hayatım. Hani bazen... Sen benim bakışlarımdan korkuyorsun. Evet. Sana hiç öyle bakmıyorum ki. Evet, bana öyle bakmıyorsun ama çevrendekilere de öyle bakma hayatım. Çünkü... Birinin seni incitebilme ihtimalini bile sevmiyorum. Anladın mı? Birinin seni kırabilme ihtimalini de sevmiyorum. Ve eğer o ihtimallerin önümünü kesebilme durumum varsa... ...sonuna kadar keserim. Kimse seni üzmemeli. Hele hele benim gözümün önünde hiç üzmemeli. Kere sevince ruh bedenden. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sev, kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sev, kısmetse olur.